Kayseri'de hangi ilçede yaşıyorsunuz? Şeyde, Beyazşehir'de, Koca Sinan'da. Peki Beyazşehir'de, Koca Sinan Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetlerden memnun musunuz? Vallahi hiç de memnun değiliz. Peki bölgenizde neyden şikayetçisiniz? Şimdi bizim oradan belediye otobüsleri tıp fakültesine gidiyordu. Onu kaldırdılar. Neymiş? Raylı sistem gelmiş, ona binilecek. Ya ben 1-2 kilometre yerde oturuyorum. Ben oraya yürüyerek mi gideceğim? AK Parti'nin de şeyiyim ben yani, üyesiyim. Çok da etrafım var benim. Ben Kayseri'nin yerlisiyim. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Bey yeniden aday seçilirse oy vermeyi düşünüyor musunuz? Ahmet Bey değil ki ya, Büyükşehir Belediye Başkanı. Yok, Koca Sinan Belediye Başkanı için diyorum ben. Ahmet Bey'e veririm. Ama Büyükşehir'de vermem. Vermem. Onlara vermem. İşte anlattım sana nedenini. Otobüslerin 1-2 kilometre yürüyorum ya. Yani Memduh Bey yeniden aday seçilirse desteklemem. Vallahi desteklemem. Ben onu oldum bitimi desteklerdim. Fakat desteklemem. Ahmet Bey seçilirse? Onu desteklerim. Teşekkürler. Hangi ilçede yaşıyorsunuz? Melekgazi. Hangi mahallesinde? Erciyes Evleri. Peki Erciyes Evleri'de Melekgazi Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetlerden memnun musunuz? Ben memnunum. Önümüzdeki yerel seçimlerde Mustafa Bey yeniden aday seçilirse destekleyecek misiniz? Büyükşehir olarak ben yerim Melekgazi Bey'iz. Melekgazi, tabii. Evet. Büyükşehir Belediyesi'nde Memduh Bey yeniden aday seçilirse destekleyecek misiniz? Tabii, canı gönülle. Hangi ilçede yaşıyorsunuz? Seyrani Mahallesi'nde. Koca Sinan. Peki Seyrani Mahallesi'nde Koca Sinan Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetlerden memnun musunuz? İyi, fena değil. Önümüzdeki yerel seçimlerde Ahmet Bey yeniden aday seçilirse desteklemeyi düşünüyor musunuz? Ahmet kim? Hangi partiden? AK Parti'den, Koca Sinan Belediye Başkanı'ndan. Ben MHP'liyim, hiç başıyla dönmem. Oy vermeyi düşünmüyor musunuz Ahmet Bey? Ben hep MHP'den başıyla dönmem, ben gerçek öz bir Türk'üm. Hadi. Evet, hangi ilçede yaşıyorsunuz? Melekgazi. Hangi mahallesinde? Hisarcık. Peki Hisarcık'ta Melekgazi Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetlerden memnun musunuz? Yormuyor. Neden? Memnun musunuz? Bölgenizde bir şikayetiniz var mı? Var. Buyurun belirtin. Ne şikayetiniz var bölgenizde? Temizlik yapılmıyor. Yani özellikle de bizim oturduğumuz bölge mesire alanı. Piknikçiler geliyor. Pisliklerini olduğu gibi bırakıp gidiyorlar. Belediye gelip hiçbir temizlik yapmıyor. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde mevcut başkan Mustafa Bey yeniden aday seçilirse oy vermeyi düşünüyor musunuz? Bakarız. İçeride yaşıyorsunuz? Koca Sinan. Hangi mahallesinde? Söz. Erciyes Evler Mahallesi. Peki Erciyes Evler'de Koca Sinan Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetlerden memnun musunuz? Evet. Önümüzdeki yerel seçimlerde Ahmet Bey yeniden aday seçilirse oy vermeyi düşünüyor musunuz? Vermiyorum. Teşekkürler. Nerede, hangi ilçede yaşıyorsunuz? Melekgazi. Hangi mahallesinde? Selçuklu. Peki Selçuklu Mahallesi'nde Melekgazi Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetlerden memnun musunuz? Vallahi ben bir şey görmüyorum ki. Peki bölgenizde ne eksik? Ne görmek istersiniz yenilik olarak? Ya yenilik olarak mesela hizmet olarak ne? Böyle gençlerin gideceği bir yerler mesela, kahve gibi bir şeyler. Ya yok gerçekten. Bebelerimiz ta buralara geliyor. Başka yerlere gidiyor. Talasa şuraya buraya gidiyor. İnternet kafe gibi bir yerler mesela oralarda olsa iyi olur. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde mevcut başkan Mustafa Bey yeniden aday seçilirse desteklemeyi düşünüyor musunuz? Vallahi ben vermem. Kayseri'de hangi ilçede yaşıyorsunuz? Esenyurt'ta. Melekgazi Belediyesi'nin Esenyurt Mahallesi'nde yaptığı hizmetlerden memnun musunuz? Belediyenin mi? Belediyenin işi rast kesin, çalışıyor işte. Memnun musunuz? Merve. Önümüzdeki yerel seçimlerde Mustafa Bey yeniden aday seçilirse destekleyecek misiniz? Hangi şey? Bizim Melekgazi'ninki. Düşünürük. O Talas'ta tanıyorum ben onun arkadaşı. Buraya da geldi. Burada da tanıyorum da. Porta kendine bakarık. Melekgazi ilçesi. Hangi mahallesinde? İldem. Peki İldem'de Melekgazi Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetlerden memnun musunuz? Çok şükür. Teşekkürler. Önümüzdeki yerel seçimlerde Mustafa Bey yeniden aday seçilirse destekleyecek misiniz? Destekleriz. Kayseri'de hangi ilçede yaşıyorsunuz? Melekgazi. Hangi mahallesinde? 19 Mayıs, Mersin'de 19 Mayıs. Peki bulunduğunuz bölgede Melekgazi Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetlerden memnun musunuz? İyi, güzel de yani bizim binanın yanında hayvan besliyorlar, hurdacılar var. Hurdacı stresli olduğu halde orada hurdacılar var. Yani onlara yani bakılmıyor yani. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde Mustafa Bey yeniden aday seçilirse oy vermeyi düşünüyor musunuz? Vallahi
AK Parti taş koysa AK Parti veririm. Diğerlerini vermem yani. Hangisi olsun olsun. Kayseri'de hangi ilçede yaşıyorsunuz? Melikgazi ilçesinde. Hangi mahallesinde? Selimiye'de. Peki Selimiye'de Melikgazi Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetlerden memnun musunuz? İşte. Bölgenizde bir şikayetiniz var mı? Şikayet temizlik yok. Selimiye'de bir dakika. Buyurun. Selimiye'de Kürsü Camisi'nin, Latif Başkal Camisi'nin orası niye bakmıyor? Lavabası yapılmıyor, abdest alacak yeri yapılmıyor, temizlik yönü yok, sıfır. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Bey yeniden aday seçilirse? Ben kimseye vermeyeceğim. Oy kullanmayı mı çünkü? Yok. Kayseri'de hangi ilçede yaşıyorsunuz? Kılıçarslan'da. Melikgazi? He. Peki Kılıçarslan'da Melikgazi Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetlerden memnun musunuz? Ne memnun olacağım? Kızım öldürdü, hakim ne diyor? Hakimin yanında babamı arıyorum. Onu didiren kim? Bu. Daha ne konuşacağım? Git. Kayseri. Neresinde? Eskişehir Balar. Melikgazi Belediyesi'nin Eskişehir Balar'da evet. Yapmış olduğu hizmetlerden memnunsunuz. Valla bana yansıya bir hizmet yok direkt. Ama... Peki ne görmek istersiniz bölgenizde? Ne eksik var? Siz ne düşünüyorsunuz? Valla ben yorum yapmak istemiyorum bu konuda. Ama ben memnun değilim. Önümüzdeki yerel seçimlerde Mustafa Bey yeniden aday seçilirse destekleyeceğini düşünüyor musunuz? Düşünmüyorum. Eser'de hangi ilçede yaşıyorsunuz? Koca Sinan. Hangi mahallesinde? Kaşköy'ü. Peki bulunduğunuz bölgede Koca Sinan Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetlerden memnun musunuz? Memnunum. Önümüzdeki yerel seçimlerde mevcut başkan Ahmet Bey yeniden aday seçilirse desteklemeyi düşünüyor musunuz? Desteklerim. Hangi ilçede yaşıyorsunuz? Melikgazi. Hangi mahallesinde? Yıldırım Beyazıt. Yıldırım Beyazıt'ta Melikgazi Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetlerden memnun musunuz? Belediyeden memnunum, hükümetten memnun değilim. Neyden şikayetçisiniz peki? Neyinden memnunum ki? Neyin, hangi, şu iyi diyecek bir yer, bu seçimde hep berbat etti. Hep berbat etti, yani yaşanmayacak hale getirdi. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Bey yeniden aday seçilirse destekleyin. Yok, vermeyeceğim, ben ona da vermeyeceğim. Kayseri'nin hangi ilçesinde yaşıyorsunuz? Felahiye. Felahiye Belediyesi'nin mahalleniz için yapmış olduğu faaliyetlerden memnun musunuz? Pek de memnun değilim. Hangi mahallede oturuyorsunuz? Kayapınar Mahallesi'nde, Felahiye'nin. Peki beklentileriniz neler Felahiye Belediyesi'nden, köyünüz için? Valla beklentilerimiz çok da olmadı. Telefonlarımız çekmiyor, bir direkt diktiremedik. Efendime söyleyeyim, şurada bir yolumuz var, 10 kilometre yaptıramadık, o dere yolu dedikleri. Efendim... Kayseri'ye hızlı tren geldi. Yozgat'a geldi, Kayseri'ye gelmedi. Bu milletvekillerinden hiç memnun değerlik gidenlerden. Peki önümüzdeki yerel seçimlerinde mevcut Felahiye Belediye Başkanı tekrar aday olması durumunda desteklemeyi düşünür müsünüz? Yok, düşünmüyorum.